Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde WordPress modülümüzü kendi bilgisayarımıza nasıl yükleyeceğimizi anlatacağım. Bunun için çok fazla ayrıntılı bir program kullanacağız. Basit bir şekilde hızlı ayarlar içeren EasyPHP isimli bir modül kullanacağız. Bu program sayesinde biz de rahatlıkla kendi servimizi bilgisayarımız üzerinde kurup bunun üzerinde WordPress ile ilgili işlemlerimizi yürütebileceğiz. Hemen işlemlerimize başlayalım. İlk olarak EasyPHP'yi indireceğiz. Bunun için Google'a EasyPHP yazıyoruz. Gelen seçenekte en üstte EasyPHP.org var. Buraya girdiğimizde bizim için host modülü yeterli olacaktır. Fazla ayrıntıya gerek yok. Gelen ekranda download'a tıklıyoruz. Burada donate and download yazıyor. Yani bizden yardım istiyor ama gerek yok. Alt tarafta download only sekmesine tıklayarak programımızı indiriyoruz. Tekrar indirmeyeceğim. Ben zaten biraz önce indirmiştim. Şimdi kuruluma geçelim. Yine EasyPHP web server dosyasını açıyoruz ve kurulum başlatıyoruz. İletişim sekmesiyle gerekli izinleri kabul ediyoruz. Tekrar next, next ve programımız yüklenmeye başladı. Bilgisayarımızın hızına bağlı olarak bu süre değişebilir. Bilgisayarımıza EasyPHP yükledikten sonra birkaç tane ayar yapacağız. Ve daha sonra da WordPress'i kuracağız. WordPress bildiğiniz üzere bir modül. Bunun üzerinde kendimiz sitemizi kurup onun üzerinden yönlendirebiliyoruz. Eğer böyle bir özellikle kendi bilgisayarınıza kurarsanız bu WordPress'i istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Denemeler yapabilirsiniz. Kurulumu tamamlamasını bekliyoruz. Bundan sonra işlemlerimiz daha yine aynı basitlikte olacak. Tabii farklı yolları da var bilgisayarınızda bunları denemenin ama ben en pratik yoluyla gösteriyorum size. Kurulum bitmek üzere. PHP hakkında biraz bilgi verelim kurulum devam ederken. Normal web sitesinden ayrı olarak sunucu üzerinde çalışıyor PHP. ASP gibi. Yani server tabanlı olduğu için siz bunlarla ilgili temaları veya WordPress'i direkt olarak çalıştıramıyorsunuz. Karşıdaki istemciye yani server'a yüklendikten sonra sizin gönderdiğiniz komutlar vasıtasıyla bu denemeleri yapabileceksiniz. O yüzden böyle bir program kurma gereği duyuyoruz. Programımız kuruldu. Kurulduktan sonra direkt çalıştırıyoruz. İşaretli seçenek programı kurulduktan sonra çalıştır anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi sağ alt köşeye EasyPHP'nin simgesi geldi. Dashboard'u açıyoruz ve ayarlarını yapmaya başlıyoruz PHP'nin. EasyPHP'de 3 farklı yerde ayar yapacağız. Hemen serverlarımızı çalıştıralım. İlki bir server. Servisimizi çalıştırıyoruz. Gerekli izni kabul ediyoruz. Burada root isimde bir kullanıcı adı var. Yani bu admin kullanıcı adı. Bunun şifre vermeyeceğiz. Biz isterseniz şifre verebilirsiniz. Hatta önemli bilgiler içeren bir site yapacaksanız veya denemelerinizde sizin kendi IP adresiniz üzerinden bu hosta bağlanma imkanı olacağı için root dosyasındaki şifreyi değiştirin. Aksi takdirde sitenizdeki büyük bir açık ortaya çıkacaktır. Şifresiz bir şekilde root kullanıcı adıyla sizin database'e erişim sağlanacaktır. O yüzden buradaki mail kullanıcı adındaki root'taki dosyadaki şifreyi değiştirin. Zaten gerekli uyarıları da EasyPHP size yapıyor. En son PHP MyAdmin'ine bakıyoruz. Evet, şu anda çalışıyor. Artık iki tane server'ımızı çalıştırdığımıza göre EasyPHP'nin çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliriz. Buradaki internet, local network ve dashboard'taki adresler yazıyor. Bizim için önemli olan local network. Local network üzerinde şu anda bir tane dosya bulunuyor. O da hello.php deneme dosyası yani bu. Hemen tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda PHP server'ımız aktif bir şekilde, düzgün bir şekilde çalışıyor. Bu yazıyı gördüğünüzde artık WordPress temasını, WordPress modülünü kurmaya geçebilirsiniz. Hemen onu kuralım. Google üzerinden WordPress'i indireceğiz. WordPress olarak aratıyorum. WordPress'in kendi sitesine gittik. WordPress'in son sürümünü, güncel sürümünü indiriyoruz. Kurulumu tamamlanmasını bekleyeceğiz. Evet, şu anda dosyamız indi.
Bu haliyle WordPress kullanamayacağız. Onunla ilgili de birkaç ayar var. İlk önce WordPress indirmiş olduğumuz modülü server'ımıza atalım. Bunun için bilgisayarımda C sürücüsüne gidiyoruz. Windows 7 ya da 8 kullanıyorsanız x86 olan bu bölümde, eğer zaten normal XP ve diğer eski sürümde kullanıyorsanız da program faresinin içerisinde bulunuyor dosya. Girdiğimizde ben önceki bir sürümünü daha kullanıyordum. Yeni sürümün içerisine giriyorum. www yani root klasörünün olduğu bölüme geliyorum. Adresimiz kendi programı kurulu olduğu dizin içerisindeki www olan sekme. WordPress'in içerisindeki dosyaların tamamını buraya atacağım. İsterseniz klasör halinde de atabilirsiniz. Size kalmış. Klasör halinde atalım. Tam olarak uzantının nasıl çalıştığını, localhost üzerindeki mantığını da bu şekilde anlamış olun. Mesela burada localhost'a geldiğimiz zaman localhost'a direkt açtığımda, yani kendi IP adresimi yazıp gerekli uzantıyı verdiğimde, yani port ayarı 888'de şu anda, direkt hello.php dosyası çıkıyor. Şu anda WordPress klasörünü bu hello.php'nin yanına atmış oldum. Hemen gösterelim onu da. www klasörünün içerisinde zaten hello.php. Onun içerisinde bir de WordPress diye klasör ettik. Ve sayfayı yeniliyorum şu anda. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi yanında slash olduğu için yeni bir klasör attı bize. WordPress'in içerisinden tıkladım. Şimdi burada dikkat edeceğiniz önemli husus şu. Birden fazla site atabilirsiniz bu server'ın içerisine. Sitediğiniz kadar belge atabilirsiniz. Uzantınız kendi IP adresiniz yanında port slash, eğer bir klasör varsa, bizim var WordPress. O yüzden WordPress slash, işte ondan sonra yeni bir klasör varsa o, yoksa direkt dosyamızın adı. Dosyamızın adından kastımız şu, hemen tıklayalım. Hello.php gibi. Gördüğünüz gibi şu dizin, yani bizim kök dizimiz oluyor. Diğer bir ifade www ifadesi oluyor. Bundan sonraki yazmış olduğumuz ifadeler klasörse slash ile geçiyoruz. Değilse direkt dosyamızın ismi ve uzantısını yazıyoruz. WordPress'in içerisine geri girdim. Otomatikman şu anda kurulu olmadığını, bana WordPress'in kurulu olmadığını, gerekli ayarları yapmam gerektiğini söylüyor. Başlayalım, tıklıyorum. Bizden bazı bilgiler istiyor. Tabii ki WordPress'in çalışma mantığında belirli bir database dosyasına ihtiyacı var. Şu anda bir database dosyamız yok. O yüzden PHP server'ımıza geri gidiyoruz. Bu menüye ulaşmak istiyorsanız yine sağ alt köşede gelen EasyPHP'den Open Dashboard linkine tıkladığınızda otomatikman buraya geleceksiniz. Unutabilirsiniz veya localhost yazarak da gelebilirsiniz. Buradan MySQL Administration PHP MyAdmin bölümüne tıklayacağız. Ve buraya bir yeni bir database oluşturacağız. Şu anda boş. Gördüğünüz gibi açtık. Sağ alt köşede, sol tarafta herhangi bir database olmadığını görüyoruz. Yeni database diyorum. Siz birden fazla WordPress yükleyebilirsiniz diye uyarmıştım biraz önce. Yani www klasörü içerisinde istediğiniz kadar PHP tabanlı WordPress veya Joomla temaları veya modülleri kullanabilirsiniz. Bunlar için, hepsi için farklı bir database seçin. Aksi halde çakışmalar olacaktır. Yeni bir database oluşturuyorum. İsmi WordPress olsun. Oluştur diyorum. Ve şu anda WordPress isimli database'im oluştu. Buradaki işlemim bitti. Artık WordPress kurulumuna devam ediyorum. Veri tabanım ismim WordPress. Nereden geliyor? Buradaki biraz önce oluşturmuş olduğum WordPress veri tabanından geliyor. Kullanıcı adı root olacak. İsterseniz farklı bir kullanıcı adı ekleyebilirsiniz. Ama deneme amaçlı bir sistem kuracağımız için çok önemli değil. İsterseniz buradaki veri tabanının içerisindeki kullanıcılar sekmesinde siz yeni kullanıcılar ekleyebilirsiniz buradaki yetkiler bölümünde. Hemen geri geldik. Parolayı soruyor. Parolamız boş. Root'un varsayılanda videonun başında söylediğim gibi root'ta bir parola yok. O yüzden zaten güvenlik açığı var. Eğer önemli bir bilgi varsa root'a şifre koyarak girin. Bizim şifremiz olmadığı için bu bölümü boş bırakıyoruz. Gelelim veri tabanı sunucusuna. Önceki EasyPHP modüllerinde direkt localhost'tan düzgün bir şekilde çalışıyordu. Burada şöyle bir ufak bir ayar yapmamız gerekecek. Hemen PHP MyAdmin ayar sayfama geliyorum. Sunucumun ismi zaten burada yazıyor. 127.0.0.1 2.3'te port numaram da 3388. Sunucu ismimi buraya gireceğim. 127
Zaten geldi daha önce gelmişim. 001 2.3'te 3388. Burayı tekrar gösterelim. Sunucu üzeri zaten PHP MyAdmin'in içerisinde sunucu adım yazıyor. Veri tabanında WordPress. Yani buradaki bağlantıyı sağlamak için gerekli bilgileri girdim. WordPress veri tabanında hangi sunucuda çalışacak? 127.0.0.1.33.88. Tablo örnekine gerek yok. Parola ve root'lar da hazır. Gönder'e tıklıyoruz. Evet, şu anda artık database'imiz bağlantıyı sağladı. Kurulumu yapabiliriz. Kurulum sekmesine geçelim. Gerekli bilgiler. Teknolojik yardım blok diyelim mesela, örnek. Kullanıcı ismi buradaki WordPress temamız üzerinde, modül üzerinde oturum açmamıza yarayacak olan kullanıcı adı ve parolayı gireceğiz. Admin olarak girdim. Parolamı kolay bir şey girelim. 1-2-3-4-5-6 çok sayıp biliyoruz. 1-2-3-4-5-6 önemli değil. E-posta adresini giriyoruz. info@nevrosik.com. Arama motorlarını eğer kendi sitenizi indeksleyip arama motorlarında çıkmasını istiyorsanız burayı işaretleyin. Eğer istemiyorsanız kaldırabilirsiniz. WordPress kur diyoruz. Evet, şu anda başarılı. Artık girişimizi yapabiliriz. Kullanıcı adımızı biraz önce belirlemiştik. Admin 1-2-3-4-5-6 olarak da şifresini belirledik. Burayı hatırla diyelim, her seferinde sormasın. Girişe tıklıyorum. Evet, şu anda artık WordPress'imizi kendi bilgisayarımız üzerinden çalışır bir halde kurmuş olduk. İlk olarak sitemizi bir görüntüle diyelim. Nasıl göründüğüne bakalım. Merhaba dünya, tek bir şey var, örnek sayfa zaten. WordPress ile ilgili ayarları ile ilgili ilerleyen bölümlerde yine videolar çekeceğiz. Bu bölümde şöyle bir gözden geçirelim neler yaptığımızı. EasyPHP Server'ı kurduk. Bunun üzerinden WordPress temamızı yükledik. Gerekli PHP MyAdmin üzerindeki database bağlantılarını sağladık. Sunucu isimlerimizi girdik. WordPress kurulumumuzu hazırladık. Ve şu anda çalışır bir halde WordPress'imizi kendi ekranımızda görebiliyoruz. Localhost üzerinde WordPress klasörünün içerisinde WordPress'imiz şu anda çalışmakta. Bu WordPress'i istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Gördüğünüz gibi klasör halinde yazdığım için slash'lar arasında yazdım. Bunun üzerinde belirli bir dosyaya gitmek istersem normal dosya ismini yazmam yeterli olacak. Yani şu anda buradaki kök dizinde gördüğünüz 192.168.1.20.2.3'te port numaram slash WordPress dosyası. Şu dizin kökü bilgisayarım üzerindeki klasör olarak www.wordpress dosyasının içerisini gösteriyor. Biz bunu örneğin singap.php olarak da yazarsak kendi dizimizi çalışma mantığını, yani hangi dosyayı nereden çağıracağınızı bu easyphp'de göstermek için söylüyorum. Bu dosyayı çağırmak istiyorsam, örneğin singap dosyasını çağırmak istiyorsam singap dosyasının dosya dizini bu şekilde yazmam gerekiyor. Eğer içerisinde bir klasör daha varsa, mesela vpadmin login diyelim. About diye. Bunun için de şu şekilde bir yazım yapacağım. Admin slash pardon bu şekilde bu dosyanın erişimi de gördüğünüz gibi WordPress klasörünün içerisinde WordPress klasörü, VP admin, WordPress admin klasörü, tekrar bir klasör daha attım. VP admin o, yeniden klasör olduğu için. Son olarak da dosyam ve uzantısı, dosya adım ve uzantısını girdim. about.php. Bu şekilde EasyPHP'nin çalışma mantığını, ne işe yaradığını öğrenmiş olduk. Gerekli kurulum ayarlarını yapmış olduk ve WordPress'imizi artık üzerinde oynanabilir halde bilgisayar üzerinde kurmuş olduk. Bir sonraki dersimizde artık WordPress'in üzerindeki ince ayarlara değineceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.